Tarih öncesi zamanlarda yaşadığımızı hayal edin ve bir düşünün. Saat olmadan zamanın kaydını nasıl tutuyorduk? Bu saatler tüm zamanı eşit dilimlere ayıran ve sürekli tekrar eden bir kalıba dayalıdır. Bu tekrar eden kalıpları bulmak için gökyüzüne baktık. Tabii ki en belirgin olanı her gün doğan ve batan güneş. Ama Zaman içerisinde daha uzun dönemleri kaydedebilmemiz için daha uzun döngüler aradık. Bunun için bize zamanla büyüyüp ve küçülüyormuş gibi gelen aya baktık. Dolunaylar arasındaki günleri hesapladığımızda 29 sayısına ulaştık. Bir ay kavramı buradan gelmektedir. Ama 29'u eşit parçalara bölmeye çalıştığımızda bir sorunla karşılaştık. Çünkü bu imkansız. 29'u eşit parçalara bölmenin tek yolu, tek birimlere geri dönüştürmektir. 29 asal bir sayıdır. Bozulamaz bir sayı olarak düşünün. Eğer bir sayı, birden büyük eşit parçalara ayrılabiliyorsa, o bir bileşik sayıdır. Şimdi, şunu merak ediyor olabiliriz. Acaba kaç tane asal sayı var? ve en büyük hangi değerleri alabilirler? Gelin işe tüm sayıları iki kategoriye ayırarak başlayalım. Asal sayıları sol tarafa ve bileşik sayıları da sağ tarafa listeleyelim. İlk bakışta ileri geri dans ediyorlarmış gibi görünüyorlar. Ortada kesin bir kalıp yok. O halde büyük resmi görebilmek için modern bir teknik uygulayalım. Buradaki hilemiz, ulam spiral tekniğini uygulamak olacak. İlk önce, tüm olası sayıları bir düzen içerisinde büyüyen bir spirale yerleştireceğiz. Sonra da tüm asal sayıları mavi ile renklendireceğiz. Ve son olarak da milyonlarca sayıyı görmek için uzaktan bakacağız. Bu da sonsuza kadar devam eden asal sayı kalıbıdır. İnanılmaz ama bu kalıbın tamamının yapısı hala çözülememiştir. Hızlıca milattan önce 300 yıllarının antik Yunanistan'ına gidelim. İskenderiyeli Öklit diye bilinen bir filozof daha o günlerde sayıların bu iki kategoriye ayrılabileceğini anlamış. Öncelikle tüm sayıların en küçük eşit sayı grubuna ulaşıncaya kadar tekrar tekrar bölünebildiğini fark etmiş. Ve tanımı gereği bu en küçük sayılar her zaman asal sayılardır. Yani tüm sayıların küçük asal sayılardan oluştuğunu biliyoruz. Daha net olması için tüm sayı alemini hayal edin ve asal sayıları görmezden gelin. Şimdi Herhangi bir bileşik sayıyı seçin ve bölebildiğiniz kadar bölün. En sonunda yine bir asal sayıya ulaşacaksınız. Yani Öklid her sayının küçük asal sayı grupları aracılığıyla ifade edilebileceğini biliyordu. Bunu binalar inşa ediyormuş gibi düşünün. Hangi sayıyı seçtiğiniz önemli değil. Bu sayı her zaman daha küçük asal sayılarla oluşturulabilir. Bu da aritmetiğin temel teoremi diye bilinen buluşun kaynağıdır. Herhangi bir sayı seçin. 30 diyelim. Ve bu sayıyı eşit şekilde bölecek bütün asal sayıları bulalım. Bunun çarpanlara ayırmak olduğunu biliyoruz. Bu durumda 2, 3 ve 5 30'un asal çarpanlarıdır. Öklit bu asal çarpanları belirli kerelerde çarptığımızda temel sayıyı elde edeceğimizi anlamıştı. Bu durumda tüm sayıları bir sefer çarparsanız 30'u elde edersiniz. 2 çarpı 3 çarpı 5, 30'un asal çarpanlarına ayrılmış halidir. Bunu özel bir anahtar ya da kombinasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Birlikte çarparak 30'u elde etmemizi sağlayacak başka bir asal sayı grubu yoktur. Yani tüm sayılar sadece ama sadece bir asal çarpanlar grubuna sahiptir. Tüm sayıları birer kilit olarak düşünebilirsiniz. Kilidi açacak olan tek anahtar asal çarpanlar grubudur. Her bir anahtar sadece bir kilidi açar. Yani her asal çarpanlar grubu sadece bir sayıyı oluşturur.